11 Kasım değerli koç burçları, değerli danışanlarım, değerli takipçilerim abone olun. Bol bol beğenin, bol bol yorum yapın. Size günlük burç yorumlarınızı da koçlar. Kendinizle alakalı alışverişe kafayı takabilir. Kendinizle ilgili eşyanızı, evinizi yenileyebileceğiniz bir gün içerisine gireceksiniz. Özellikle en çok eksik olan ayakkabınız, pantolonunuz vesaire şeylerin yoğun. İşle alakalı da birikmiş olan evraklar ve ödemenizi unuttuğunuz dosyalar ön planda olacak. Yani sizi çok fazla hem tempolu hem de keyifli harcamalar içerisinde görüyorum 11 Kasım günü. Ve uzun süredir yakın dostlarınızla ilgili geçirmek istediğiniz planlarınız var. Sevgilinizle aranızdaki güzel gidecek iletişim, birbirinizi doğru anlayacağınız noktada konuşmalar sizi mutlu edecek. Hayatınızda geri gelmesini istediğiniz kişi için ufak ufak adımların heyecanını da tatacaksınız. Belki son zamanlarda sağlık olarak burun enfeksiyonlarınıza dikkat etmenizi öneriyorum değerli koçlar. Değerli boğa burçları, yorucu ve stresli olmasına rağmen kendinizi pozitif bir enerjiyle uyandıracağınız, halletmeniz gereken toplantılarınızın, yoğun geçecek konuşmaların keyfini şimdiden çıkartın. Öğleden sonra yakın bir dostunuzla geçireceğiniz bir sohbet size iyi gelecek. Akşamüstü en çok annenize ya da ablanıza sarılma ya da sevginize sarılma enerjisine ihtiyaç olacaksınız ve bol bol konuşma size iyi geleceğini düşünüyorum. Yalnız cüzdanınız ya da para harcamalarınız biraz daha stresli olabilir. Cüzdanı boşaltmayın diyorum. Bu ara sağlık konusunda da en fazla uykuya ihtiyacınız var. Bol bol dinlenin diyorum. Değerli İkizler Burcu, evet, yoğun bir enerjinin verdiği planladığınız seyahatler ya da eğitiminizle ilgili ön planda olacağınız fikirleriniz daha fazla ön planda olacak. Eğitim dille ilgili de merak ettiğiniz konularla başvuru dediğimiz enerjiye gireceksiniz. Ehliyet ya da ruhsatla ilgili başvurularınız, vize başvurularınız hareketli gözüküyor. İşinizle alakalı da uzun süredir yöneticilerle yaşadığınız gerginlikle yumuşama, kendinizi doğru ifade edeceğiniz bir gün içerisini tadacaksınız. En çok da size güzel mesajlar gelecek. Bunun tadını çıkartacağınız gözüküyor. Evli olanlarda kriz, ailevi krizler ve ev konusu ve miras konularıyla alakalı krizlere şahit olacaksınız. Ve anne soyunuzda uzun süredir çözülmeyen kavgalar devam edecek. Belki gözlük değiştirme, yeni bir gözlük alma size iyi gelecek diyorum. Değerli yengeçler, hayal ettiğiniz iş teklifi ya da işinizle ilgili büyümek istediğiniz noktanın duyacağınız güzel diyaloglar, çevrenizdeki yöneticiniz, bulunduğunuz iş ortamınızdaki aksilikleri toparlama, kendinizle daha barışık, daha mutlu geçireceğiniz, eksik bir eğitiminiz varsa akademisyenlik ya da yüksek lisansla ilgili bunlarla ilgili gözden geçireceğiniz fikirleriniz, ufak bir tatil kafanız var ama imkansız olarak gözüküyor. Yeni bir bilgisayar ya da yeni bir telefon kararı içerisinde olabilirsiniz. Harcamalarınızı gözden geçirin çünkü ihtiyacınız var. Sevgilinizle, sevgilisi olmayanlara sürpriz bir enerji ve görüşmeler, hoşunuza gidecek diyaloglar. Bence dikkate alın. Eşinizle aranızdaki soğukluğu bir an önce çözmeniz lazım. Risk altında gözüküyorsunuz değerli yengeçler. Aslanlar, evet, iletişimle ilgili yaşayacağınız aksilikleri hazırlıklı olun. Çok yorucu evraklarda yanlışlar yapabilir, yanlış imzalar söz konusu olabilir. Vergi dairesi, borçlarınız ya da borçlarınızla alakalı bütünleşmesi gereken evraklarımız var. Bunları bir an önce düzeltmemiz lazım. İş hayatınızdaki insan, çevrenizdeki insanların size yardımcı olacağı maddiyat konularına olumlu hareketler var. Siz de yardımcı olursanız sevinirim. Bir de yola gitmek ya da yolla ilgili beklediğiniz anlaşmalarınız varsa güzel iletişimler sağlanacak. Sevgilinizle aranızdaki iletişimde sıkıntı yok ama sizin ona vakit ayırmama gibi sıkıntınız var. Lütfen iletişiminizi düzeltin ve bu ilişkiye sahip çıkın değerli aslanlar. Evli olanlar için belki çok uzun süredir huzursuzluklarda yumuşama ve birbirimizi anlayacağımız bir diyalog size mutluluk getirecek diyorum. Değerli Başak burçları, en sakin, en güzel günü ve en sürpriz bir günü sizin bir başarınızla alakalı evrağınız temiz bir sonuç yapacak. Uzun süredir anlaşmak istediğiniz ya da almak istediğiniz işle ilgili güzel anlaşmaların keyfini çıkartacaksınız. En önemlisi de hak ettiğiniz özgüveni ve başarıyı karşı taraftaki insanların onuru etmesi sizi mutlu edecek. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız da güzel paraların geri çevresi var.
korkmanıza gerek yok. Aşk konusunda hayallerde kaldı diyeceğimiz ve huzursuz bir konuşmalar sizin canınızı sıkabilir. Uzun süredir beklediğiniz kişi varsa da olumsuzlukta sağlık olarak diş eti iltihaplarımızı ihmal etmeyelim diyorum. Değerli terazi burçları, son zamanda sizin yakın dostlarınızın size yapacağı iyilikler ağzınızı açık bırakacak. Yani o gün ben bundan bunu beklemiyordum ya, bu nasıl düşünmüş ya da güzel size bir konuşmalar sizin motivasyonunuzu artıracak. Artı en önemli şey de sizinle geçirmek isteyen bir yakın dostunuzun yoldan geçip ve sizinle güzel kaliteli vakit geçirecek. Evde özellikle değiştirmek istediğiniz perdeleriniz, pimapenler ya da doğalgazla ilgili, borularla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Dikkat diyorum, onu gün içerisinde telefon bunlarla uğraşabilir. Kredinizle alakalı olumlu bir o gelişim gerçekleşecek. Bu da sizi rahatlatacak. Sadece ilişkinizle alakalı ani karar verip yalnızlığa itmenizi istemiyorum. Ona bir şans daha gerekli olduğunu söyleyebilirim. Değerli akrep burçları, çok gereksiz işler önünüzde olacak ve bitirmeye çalışacağınız olayların hiçbiri kazançlı olmayacak. O yüzden yeni işlere, yeni oluşturmak istediğiniz fikirlere daha net bir şekilde adapte olmanızı öneriyorum. Bir de uzun süredir bir iş seyahati size vizeniz ya da evranınızla ilgili olumlu bir süreç anlaşması söz konusu olacak. Yakın dönemde de aile büyüklerinizle ilgili alacağınız bir destek olumlu bir evrede ve özellikle baba soyunuzla alakalı çözülmesi gereken sıkıntılar yavaş yavaş toparlanmış olacak. Aşk konusunda şanssız olduğunu düşünen akreplerde yenilikler var. Yeniliklere hazır olun. Ama gelmesini beklediğiniz birini düşünüyorsanız yavaş yavaş adımları size doğru hareket edecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Değerli yay burçları, özellikle ilişkinizle alakalı kafanızdaki sorunlar ya da çözmeye çalıştığınız olaylar neyse bunları yavaş yavaş oturtup yavaş yavaş kendi alanınızda beslenme ve ilişkiye ait enerjiyi de en iyi şekilde oturtacaksınız. Çevrenizde inandığınız, güvendiğiniz insanların iftirasına kalabilir, yalan yanlış beyanlarda bulunabilir. O yüzden çevrenizdeki insanlara bu gün içerisinde dikkat edin. Özellikle öğleden sonra bir söylenecek bir davranışa kırılabilir ve canınız yanabilir diyorum. Dikkat! İlişkinizle alakalı da uzun süredir ayrı olanlarda ayrılık devam edecek. Sevgilisi olanlarda da güzel bir görüşmek, güzel vakit geçirmek, sinemaya gitmek ya da birlikte yürüyüş yapma gibi fikrimiz olacak. Bu da bize keyif vereceğini uyarıyorum. Değerli yay burçları, ailenizde bir ev anahtarının sevinci ya da bir araç anahtarının muradını yaşayacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Oğlaklar, ortağınız, iş ortağınızla ya da iş çevrenizdeki ortamınızdaki çalıştığınız iş arkadaşlarınızla alakalı krizlere açık olmanız lazım. Sizinle ilgili büyük başarılar kıskanılacak. Yeni anlaşmalar size mutluluk verse de onlara kıskançlık yaratacak. İşsiz olanlar için güzel bir sürpriz bir oluşum olacak. Bu sürpriz sizin hem iş başarınızı hem de aydınlanmanıza yardımcı olacağını söyleyebilirim. Aşk konusunda bitmiş bir şey geri istemiyorum diyeceksiniz. Yeniliklere açık ve keyifli bir enerjiye giriş yapabilirsiniz ama hayal ettiğiniz insanın da adımları var. Bir şans lazım diyorum. Değerli kovalar, uzun süredir en çok evde huzur istiyorum. Evimi yenilemem, eşya, ev taşınmak, yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Bunun kararını vereceksiniz ve gerçekten verdiğiniz ev kararı size huzur ve mutluluk verecek ve işinize de bu enerjiniz, aksi giden olayları toparlatacaksınız. Daha motivasyonunuz artacak. Uzun süredir de görüşme yapmak istediğiniz bir iş kapınızla ilgili olumlu bir diyalog ve görüşme diyaloğu sağlanacak ve zaman belirlenecek. Bu da sizi mutlu edecek diyorum. Sağlık olarak boyunla ilgili ağrılarınız, dizle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Dikkat! İlişkinizde de sevgilinizin size yansıttığı sevgi diyaloğundan şaşırabilir. Hatta bu buna ne oldu böyle sevgisini yansıtıyor diyebileceğiniz bir gün yaşayacaksınız. Hatta böyle kafanızda da ne oluyor acaba, ne değişti diye düşünceleriniz söz konusu. Bence tadını yaşayın. Çünkü uzun süredir böyle bir diyalog yaşamamıştınız. Değerli balıklar, iş değiştirmek, yeni bir oluşuma geçmek isteyebilir. Bulunduğunuz alanın gereksiz insanlarıyla, gereksiz yöneticilerin saçma sapan mobbing uygulamalarından yoruldum diyeceğiniz ve yeni bir iş arayışı içerisine gireceksiniz. Bu da size mutluluk verecek. Yalnız kendi işini yapanlarda parasal evrede büyük bir rahatlık ve keyif oluşumu, bir de ailenizin bir yol düşüncesi ya da sizin gitmek istediğiniz bir tatil fikri olabilir. Şu an için acele etmeyin ama güzel tatil planınız da var. Sağlık olarak mide asitleriniz
ve boğaz enfeksiyonlarınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Ama aşkından haber bekleyenlerde mesajlaşmalar yoğun olacak. Mutlu kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.